Evet değerli arkadaşlar, bugün hep beraber tarihi bir güne daha şahitlik ediyoruz hep beraber. Gördüğünüz üzere İmam Abdullah Zaviyesi'ni de bulunduğu yerden taşıyacağız. Daha önce Zeynel Bey Türbesi ve Artuklu Hamamı'nı da aynı şekilde taşımıştık. İmam Abdullah Zaviyesi ilk olarak 12. yüzyılda Artuklular döneminde yapılmış bir yapı. Eyyubiler zamanında da özellikle İmam Abdullah'ın kabri esas alınarak yeniden şekillendirilmiş. Ardından da 1478 yılında en son restorasyonunu Akkoyunlar zamanında görmüş. Hem Osmanlılar zamanında hem de Cumhuriyetimiz döneminde Kültür ve Turizm Bakanlığımızın da çeşitli restorasyonları zaviyede gerçekleşmiş. Zaviyemiz bir türbe. Onun hemen doğusunda 13 metre yüksekliğinde bir kule ve doğu ve güneyinde bağlantılı olacak şekilde eyvan ve müştemilat kısmından oluşuyor. Bugün türbe kısmının taşıma işlemini gerçekleştireceğiz. 800 ton ağırlığında bir yapı, kargir bir yapı. Bugüne kadar yapmış olduğumuz taşımalardan daha da kritik bizim açımızdan. Çünkü asimetrik yapının çeşitli yerlerinde çeşitli asimetriler var. Dolayısıyla daha hassas bir taşıma yapmamız gerekiyor. 2400 metre uzaklıkta yeni konumuna, 62 metre daha üst kotta yeni konumuna taşıyacağız türbeyi. Tabii bunu yaparken gene modüler taşıyıcı sistemleri kullanacağız. 256 tane tekerleğimiz var ve 800 ton ağırlığı yeni konumuna taşıyacağız. İnşallah ülkemiz için hayırlı uğurlu olur. Bu çalışmalar tabii ve bugünün sonucu değil. Yani çok uzun bir çalışma sürecinin neticesinde bu noktaya gelmiş durumdayız. 24 milyon metreküp gövde dolgu hacmi ve 10 milyon metreküp rezervuar hacmi ile Ulusu Barajı dünyanın kendi sınıfında, ön yüzü beton kaya dolgu baraj sınıfında dünyanın en büyük barajı. Millet olarak çok büyük eserleri hayata geçirme konusunda hiçbir sıkıntımız yok. Bunları başarılı bir şekilde hayata geçirebiliyoruz. Yıllık 400 milyar dolar gibi bir getirisi olan bir barajdan söz ediyoruz burada. Artuklu Hamamı'nın taşınması sırasında bölgeyi ziyaret eden Tarım Orman Bakanımız Doktor Ekrem Pakdemirli'nin de bahsetmiş olduğu gibi cari açığımızın önemli bir kısmı petrol ve enerji ürünlerinin ithalatından kaynaklanıyor. Dolayısıyla yerli, yenilenebilir milli kaynaklarımızı harekete geçirmemiz gerekiyor. Bunu da yaparken tarihimize, kültürümüze, konunun uzmanlarıyla birlikte sahip çıkıyoruz. Buradaki bütün operasyon ve burada yapmış olduğumuz bütün işlemler Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından da birebir takip ediliyor.
Burada yapacağımız işlemler devam edecek. Kızlar Camii var, Süleyman Han Camii var, Koç Camii var, El Rızık Camii var, Orta Kapımız var. Burada da yine önemli mimari parçaların taşınması, bazılarının yerinde korunmasıyla ilgili işlemlerimiz devam edecek. Dicle Vadisi'ndeki yapmış olduğumuz dolgular, aynı zamanda mağaraların korunması, gelecek nesillere aktarması için. Bununla ilgili çalışmalarımız da gene aynı şekilde devam ediyor. Yamaç terasımız var, küçük saray dediğimiz yapılar var. Bunlarla ilgili çalışmalar da tamamlandı.